Herkese merhaba, ben Faked ve Regrowth'un yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölüm bayağı bir şeyler halletmiştik, hatırlarsanız. Ki hemen kaldığımız yerden sonuz devam ediyoruz. Buradaki Living Wood'larımız olmuş, bu iyi haber. Hemen bu Living Wood'ları alacağım. Ve bunları iyi amaçlar için kullanacağız. Daha fazla Living Wood gerekir aslında ama şimdilik bu kadar idare edelim. Evet, öncelikle şunu yapmamız gerekiyor. Bundan 3 tane gerekecek. Yanılmıyorsam, umarım yanılmıyorumdur. Daha sonra şöyle yaptık mı, bu bize Wand of the Forest'ı verecek. Ve bununla artık botaniye şeylerine bakabiliriz böyle. Her zaman işe yarar. Daha sonra bir şey daha yapmamız lazım botaniye için. Botaniye. İsmini hatırlamıyorum. Kitabı kullanmak daha kolay olurdu aslında ama ya, çok şendim şimdi. Tamam, her neyse, en azından neyden yapıldığını biliyorum. Şimdi bunun yapılış alanlarına bakarsak görürüz eminim onu. Heh, işte bu mana spreader. Bu arkadaşı yapmamız gerekiyor. Ki bunun içinde 7 tane living wood ve 1 tane herhangi bir petal gerekiyor. Yani daha fazla Living Wood'a ihtiyacımız var. Uzun lafın kısası. Şimdi ben bütün şu dörtleri alacağım. Ve ya da şey yapayım ya. Buraya büyük bir ağaçları yetiştirip keseceğimiz alan yapacaktım ama sonra yapayım diyordum. Büyük ağaç, nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Şimdi nasıl keseceğim ya? Iyy. Belki de bu serinin sonuna kadar burada böyle kalacak. Hatta büyük ihtimalle öyle olacak. Böyle havada artık süzülen bir ağacımız olacak. Şimdiden mutlu olsun herkese. Mutlu olsun. Mutlu olsun demek. Şunları aldım. Boom. 19 tane oldu. Hadi bunlardan biraz daha yapalım. Ve bunlar dönüşürken de Witchery'e başlayabiliriz biraz. Şunları hemen şöyle dizeceğim. Pure Days'imizin yanına. Sen onlarla işini hallet. Ve biz de hemen görevlerimize bakalım. Görev olarak. Onlardan Living Wood istiyor. Tamam, yapabilirim. Ödül olarak 3 tane Pure Days'i veriyor. Wow. Bayağı işimize yarar. Living Rock'ı 3 tane Pure Days'i varken bende de bir tane var. 4 tane. Çok rahat 32 tane yaparım. 8 tane Flower Fertilizer oldukça az. Küçük bir sayı. O yüzden direkt Living Wood alırız. Ödül olarak da bölümden. Ondan yani. Evet. O zaman bunun olmasını bekleyeceğiz. Yakın zamanda olması lazım. Gözlerimizin önünde oluversin. Daha sonra bu yenilerini koyacağım. Bu yenilerini koyduktan sonra onları da kazacağım. Görevi tamamlayacağım. Diyebilirim. Süresini yanlış hatırlamıyorsam yakında olması lazımdı ama. Neyse. Şimdi kesin arkamı döneceğim, olmaya başlayacak. Gözüm üstünde. Hayır, tamam. Tamam, o zaman biz başka bir şeyle uğraşalım. Neyle uğraşabiliriz? Başka yapmam gereken bir görev var mı olana kadar? Kitaplarla uğraşmak istemiyorum. Kitaplar sıkıcı çünkü. Biraz su altında midye mi arasak? Çok heyecan verici gelmiyor o da kulağa. Şuna bakalım. Compartment neymiş? Nasıl yapılıyormuş? Compartment. Tamam, çok kolay. Hemen bunu yapalım o zaman. O sırada. Bizde taş olması lazım. Evet, 4 tane taş. Direkt şuradan yapabilirim aslında. 4 tane taş. Kitap verdiler görevden bir sürü. Kitaplarımız nerede? Kitap verdiklerine eminim. Burada. Şöyle bakarsak. Ve 4 tane de sandık. Bunları da kullanalım. Artık bu odunları kesmeyeceğiz ama. Kullanalım yine de ha.
4 tane sandık, tuşlar ve de kitap. Boom. Compartment. Şimdi bunu şöyle koyalım. İçini açalım. Bunun ne olduğu ile ilgili en ufak fikrim yok. Tab name. Ha, sanırım bu sadece fazla gelişmiş bir sandık. Öyle gibi görünüyor. Hatta elma olsun bunun simgesi. Elma. Yani mesela bunun içine şunu koyabilirim. Ha evet, sadece çok güzel bir sandık. Bunu kullanırız ya. Hoşmuş. Gerçekten güzel. Aradığınız şeyleri bulma konusunda bunda şey yapabilirsiniz yani. Bayağı bir düzenleme yapılabilir bunda. Owner. Search de var. Vay 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 vay. Güzel bir şey misin ya sen? Compartment. Sevdim seni. Direkt içine koyduğumuz itemları search'te arayabiliyoruz. İleride çok işimize yarayacak. Ve 7 tane daha verdiler. Wow. Seni alalım. 8 oldu. Peki bunları birleştirebiliyor muyuz? Multiblock oluyorlar mı acaba? Mesela şuraya koyayım. Şöyle. Hepsi ayrı mı yoksa? Ayrı ayrı gibiler. Şöyle yan yana koyunca da bir şey olmuyor. Ha, tamam. Buraya ev yapınca artık ağaç üretebildiğimize göre ben yakın zamanda ev yapacağım. Ev yapınca güzel bir depo oluşturacağız bunlardan. Normal sandık kullanmam herhalde. Arama seçeneği var ya. Harika. Tamam. Bunu yaptık. Living wood'lar kesin olmuştur. Onları da değiştirelim. İşte olmuşlar. Bir kere daha olmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra işimiz bitiyor. Bunları aldım. Ve wood. Tak tak tak. Tak 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 tak. Şu yanlış yere geldi. Sen de buraya. Tamam. Az kaldı. Yakında olacak. Başka görevlere bakalım. Neler var neler yok. Evet. Kitap görevi bunlar, yine onlar değil. Midye değil. Buradan bir şeyler yapmaya çalışalım. Oak drawer. 1 çarpı 2'lik. Oak drawer. 1 çarpı 2 şu. İki tane sandık ve odun. Kolay. Hop. İki tane sandık. Şunu tam koymamışım. Pardon. Ve sadece odun. Şöyle. De şöyle. Boom. Bu bize Oak Drawer 2x2'lik de verdi. Bunlar da ilginç bir şey. Storage Drawers'tan bir şeymiş. Düşündüğüm gibi çalışıyorlarsa ilginç olabilir. Açık konuşacağım. Şu anda bunların ne yaptığını bilmiyorum. Çünkü bunlar benim normalde hiç kullanmadığım modlar, biliyorsunuz. Ve yani çok ilgi çekici bir şey yapıyormuş gibi de görünmüyorlar zaten. Tahtadan bir kutu ne yapabilir ama. Belki işimize yarayacak bir şeyler yapar. Bir dahaki bölüme kadar öğrenirim bunları. Hiç sorun değil. Fakat şu anda çok fazla ilgimi çekmiyor. Muhtemelen farklı bir eşya depolama şekli diye tahmin ediyorum. Çünkü sandıktan yapılıyor. Değil mi? Mantıklı. Onlar da olmuş. Hadi onları da alalım. Ve bu kırıldı. Ben hemen uyuyup geleyim. Güneş batıyor. Yaratıklarla asla uğraşmayacağım. O iskelet kediyi gördükten sonra bir daha asla. Tamam. Hadi görev verelim. Oh.
Tamam, köpek bir sorun yok. Bir an kedi zannettim. Mağaradan çıktı böyle bir anda. Tamam. Ne çok görev bitmiş öyle. Ödül olarak Living Wood alalım lütfen. Teşekkür ederim. Daha sonra Sunshine, Day Bloom'u çok önceden yapmıştık. Daha da fazla Day Bloom alabiliyoruz veya Nightshade alabiliyoruz. Geceleri zaten hep uyuduğum için Nightshade'e gerek yok. Şimdi Day Bloom sabah güneş ışığından mana üretiyor. Nightshade ise gece enerji üretiyor ki şu anda gece neredeyse hiç olmuyor bizim için. Dolayısıyla Day Bloom alacağım. Wand da yapmıştık kendimize. Bunu da alalım. Wow. Horn of the Wild. Horn of the Wild. Living Wood ve Pasture Seed. Çok kolay. Pasture Seed burada vardı. Doğru hatırlıyorum. Ve tamam. Bu sanırım etrafımızdaki bitkileri falan kırmak için oluyordu. Deneyelim hemen bir şurada. Nerede deneyebiliriz mesela? Evet, bakın şuradaki şeyi kırdı. Yani artık bunları kırması daha az acı verici olabilir şöyle. Hemen kır diyorlar. Evet, işimize yarar. Şu yeşillik alanda bombayı kullanıp bunu kullanabilirim yani. Güzel, kötü değil. Ayrıca bize bunlardan da veriyor. O da çok yararlı bir şey. Şimdi mana spreader yapmamızı istiyor ki onu da hemen şu anda yapabiliriz. Mana spreader için en çok olan bitki türümüzden alalım. Petalını çıkaralım. İki tane yapalım. Neden olmasın? Boom. Çok benziyorlar. Hangisi şey, hangisi ayırt edemiyorum. Biraz daha küçük sadece. Tam onu da yaptık. Detection task. Mana pool. Mana pool'um vardı. Mana pool'um nerede? Şurada bir yere atmışımdır kesin. Aa, bu iki tane gerekecek o zaman. Tamam. Tamam, hallederiz. Hiç sıkıntı etme. Şimdi bu oldukça kötü, dandik bir mana pool. Dolayısıyla bunu iki tane yapacağız bundan. Şöyle yapıyorsunuz. Öncelikle bunların enerjisini alacak bir arkadaşa ihtiyacımız var. Hadi şuraya da bir tane koyalım. Ve mana spreader. Şuraya. Ve de buraya. Daha sonra şununla. Öf. Tamam. Bunlar niye buna vermiyor? Acaba? Hah. Tamam, şimdi sen de şuna. Sen de buna. Sen de şuna. Şimdi bakın şu anda bu Day Bloom'un içinde herhangi bir enerji yok. Day Bloom'un içinde de yok. Bu Day Bloom'un içinde de yok. Ve Mana Spreader'ın içinde biraz enerji var. Bu da buraya geliyor. Sanırım. Şu anda hiç doluyorum, emin değilim ama. Evet. Ha evet, doldu. Mana Spreader'ın içinde belli bir enerji biriktikten sonra doluyormuş. Sen de şuna gönder enerjini. Sen de şuna gönder. Bakın biraz doldu. Şimdi bunu dönüştürebiliyor muyum? Tabii ki hayır. Daha fazla gerekiyor. Daha fazla gerektiği için buraya biraz daha çiçek ekeceğiz. Bize o yüzden verdi zaten. Hadi ekelim. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane ekelim. Hepsini bir tane mana spreader'la halledebilmek için bir tane ekiyorum. Ve unutmayın, bunlar çiçek. İstediğimde kırıp şey yapabilirim.
Yeniden başka bir yere koyabilirim sorun olmadan. Yani sonradan yerini değiştireceğiz bunların ama şimdilik böyle. Şimdi sen oraya gidiyorsun. Sen oraya gidiyorsun. Hepsi bunların bağlı mı ona? Evet, hepsi bağlı. Şimdi bu da bakın içindeki yeşil yer yavaş yavaş doluyor, 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 doluyor. Belli bir noktaya ulaştıktan sonra bunun içine gönderiyor. Gönderdiğini göstermek istiyorum ama. Birazdan gönderecek. Bakın yeşil bir lazer geliyor ve bunun içi biraz daha doluyor gibi. Artık bunu dönüştürebilirim. Ve artık bir mana pool yaptık. Bundan iki tane yapıp birisinin içine enerji biriktirip birini diğerinin içine atıyorsunuz. Ve bu bir mana pool oluyor. Bunu da buna bağlayacağız. Bir kere enerji atsın da görelim. Ha evet, bunun içi doluyor. Ve mana pool'u da yaptığımıza göre görevimiz bitmiştir. Yay. Daha fazla değil buluyorum. Değil mi? Aynen. Daha fazla değil buluyorum. Şimdi bazı başka görevlerimiz açıldı. Essence Seed. Ooh. O mod var mıydı? İlginç. Magical Crops var. Direkt normal seed'i bizim mana pool'un içine atacağız. Öncelikle bu şeyin mana spreader'ın menzili ne kadar bilmiyorum ama menzili ne kadarsa elimizden geldiğince çok buralara çiçek dikelim. Daha az da dolar çünkü. Kullanacağız artık bunu. Bu onun menziline giriyor mu? Evet. Peki ya bunlar? Şuradan olur mu? Ha evet, harika. O zaman buradan da olur tahminimce. Buradan da olur. Hepsini koyabilirsem çok iyi olur ya bir tanesine. Böylelikle daha bunların yerini değiştirmem falan gerekmez veya uğraşmam gerekmez. Hepsi oldu mu şimdi bunların? Şaşırtıcı şekilde evet. Artık çok daha hızlı olduğunu görüyorsunuz. Baksanıza. Ne kadar hızlı doluyor. Evet, güzel. Bir tane de şuraya koyalım o zaman. Evet. Gayet güzel oldu. Artık bir miktar enerji üretmeye başladık. Çok büyük bir miktar olmasa da. Çünkü bunlar en az üretenlerden biri. Ama bedavalar. O yanlar iyi. Ve zamanla birikecektir bunun içinde de. Ve bunun deposu çok fazla. O yüzden genelde ne kadar biriktiğini bile göremeyeceğiz. Bakın şu minik mavi yer birikti şu anda sadece. Evet. Tamam. Güzel. 40 tane olmuş şu Floral Fertilizer'dan. Yine bunun içinde çöple dolduruyorum. Sıradaki yapmamız gereken şey Essence Seed'di tabii ki. Tamamen unuttum. Hemen bir tane seed alalım. Şurada vardır belki seed. Seed. Ha, henüz yeterince yok. Bunu yapmak için ne kadar gerekiyor? Normal mana pool'da şu kadar dolu olması lazım. Hala bizde yeterince yok. Evet. Biraz bekleyeceğiz olmasını. Ne yazık ki. Tamam, o zaman onun içi dolana kadar yapabileceğimiz başka bir şeyler var mı? Şu diğer görev var, ona bakabiliriz. Compost bin. Sadece çubuk ve slab. Oldukça ucuz. Hadi yapalım. Slabimiz bitmiş. Hemen slab yaparız şunlardan. Ve de üstüne de çubuk. İki tane mi yapmamızı istiyordu? Herhalde. Ben yine de iki tane yapayım. Garanti olsun işimiz. Bir tane istiyormuş her neyse. Garden soil yapmamızı istiyor şimdi. Garden soil. Bu dörtü komposta koyunca oluyormuş. Tamam.
Ben bir hemen uyuyayım çünkü şunlar enerji de üretemez. Uyumaya çok daha dikkat etmem lazım artık. Eskiye kıyasla. Hadi. Tamam. Ve uyuduk, uyandık. Şimdi kompost binleri bir yere koyalım. Nereye koyalım? Şuraya koyalım. Bir ara buraları düzeltmem lazım benim iyice ama. Ne zaman? Karar veremedim. Şunun yanına koyalım ya. Burada dursunlar. Tamam. Evet. Şimdi bizde istediği kompostu şöyle yapacağız. Bizde istediği kompost bu kompost binlerde yapılıyor tabii ki tahmin edebileceğiniz üzere. Bunların içine bir sürü şey atıyorsunuz. İşte ne bileyim doğal şeyler. Saplinktir, seeddir vesaire onları atıyorsunuz. Ve içine tamamını doldurduğunuzda 8 tanesine karşılık bir tane veya 9 tanesine karşılık bir tane veriyor sanırım. Tam bilmiyorum. Şöyle gelince de hatta hangilerini koyabileceğiniz yazıyor. Çubuk koyabiliyormuşum. Evet, 8 tanesine karşı bir tane veriyor. Çubuk koyabildiğimi bilmiyordum. Gereksiz ucuz o zaman eğer çubuktan direkt elde edebiliyorsam. Ben ekmek falan koymayı bekliyordum veya wheat ama bu da olur. Neden olmasın? Tamam. Burada bunların olmasını bekliyorsunuz ve daha sonra kompost elde edebiliyorsunuz. Şu olmuş mu diye bakalım bu sürede. Ha, evet. Ve Essence Seed'imizi de aldık. Hadi görev verelim. Aa, Essence Dust da istiyor. Yani şeye de geçmemiz lazım artık. Magical Crops moduna da geçmemiz lazım. Çok fazla çeşit çeşit bitkisel mod kullanmamızı istiyor bu. Çünkü Witcher'da da oldukça çok bitkilerle uğraşacağız. Yani benim burayı yeşillendirmem böyle hepsine güzel tarla hazırlamam falan lazım. Bir ara üşenmeyip. Kim bilir ne zaman. Tamam. İşte kompost böyle yapılıyor. Bu kadar. Tamam. O görev de bitmiş olsa gerek. Yanılmıyorsam. Garden soil yapmamız istiyordu. Doğru. Kompost değil. Onun için de kompost ve dirt gerekiyor. Çok önemli değil. İşte bu kadar. Claim Reward. 16 tane daha kompost verdi bize. Teşekkür ederiz. Ve Infestation Spores. Infestation Spores. Bu neyden çıkıyor? Mushroom'u mana şeyini atınca çıkıyor ki bayağı bir mana istiyor. Evet ve yapmamızın tek mantıklı yolu o. Kısacası bu görevi bitirmek için yeniden buranın dolmasını bekleyeceğiz. Ki bayağı sürecek o kadar dolması ya. Baksanıza şimdiden bu kadar. Ve bunu yapmak için şu kadar falan gerekiyor. Evet, bayağı bekleyeceğiz bunu. Evet, her zaman daha fazla day bloom yapabilirim tabii ki bu çiçeklerden ama eminim başka yapacak şeyler buluruz onun yerine. Bakalım. Essence Dust'ları yapmaya başlayalım. O zaman. Şimdilik bunları nereye ekelim? Şöyle başlayalım. Öncelikle şu kompostların hepsine garden soil yapalım. Ve bu garden soil'leri ekelim. Eğer ekiliyorsa bunlara. Bunlar ekiliyor mu hiç bilmiyorum ama deneyelim. Eğer ekiliyorsa öyle yaparız. Neden olmasın? Mesela şöyle şurayı açalım. Eşyalarımı tamir etmem lazım ayrıca. Yakında. Ups, kırıldı. Bu arkadaşın ismi Garden Soil ve şöyle normal toprak gibi burayı açabiliyorsunuz. Daha sonra ekebiliyorsunuz. Tabii sanırım su gerekiyor. Veya crop veya her ikisi de. Lütfen her ikisi de olmasın. Su alalım. Su koyalım. Bunlarda su gerekiyor mu emin değilim. Dediğim gibi şu bahçe modlarını neredeyse hiç kullanmam. Bitki modlarını ki bu mod paketinde bayağı fazla varmış. Kim bilebilirdi.
Her neyse, benim içinde bir değişiklik olmuş oluyor yani. Evet, şöyle yapalım. Büyük ihtimalle Essence Seed dikilmiyor sadece ama yine de bir ihtimal. Buna su gerektiğini bile düşünmüyorum. Normal bir seed ekmeği deneyelim mesela. Potato seed. Ve mesela bu potato seed'i şuraya koyabiliriz. Ama şeyim yok, tamam ya. Neyse. Growth 1, gain, strength 1. Bunların hepsi aynı mı? Evet. Buradan bitkileri işte şurada hani mesela bunu burada ikisini karıştırıyorduk fakat bu iki bitkiyi karıştırıyorduk fakat Mandrake çıkmıyordu. Yine aynı bitkiden çıkıyordu. Aslında çıkan aynı bitki aynı bitki değil. Çünkü gücü artıyor veya azalıyor. Ne bileyim işte büyüyüş hızı artıyor azalıyor veya daha çok şey veriyor, mahsul veriyor sanırım. Onun gibi şeyleri değişiyor bu şekilde yapınca. Ve nelerin değiştiğine de bu Seed Analyzer'dan bakıyoruz. Öyle işte. O yüzden bunlar stacklenmiyor zaten. Çünkü hepsinin farklı özellikleri var. Bu hepsinde 1 puan olan haliymiş. Peki ya bu? Bakın. Growth ve Strength 2. Bu. Gain ve Strength 3. Bu. Wow, bu çok iyi. Gerçekten iyi. Tamam, bunu dikelim mesela. Bunu şimdi buraya dikebiliyor muyum? Hayır. Crop gerekiyor. Teşekkürler. Crop. Bayağı bir odunumuz var. Daha doğrusu çubuk. Crop yapalım biraz. Boom. 16 tane. Boom. This plant is fertile and can grow. Teşekkürler. Essence seedleri de öyle büyütebiliriz büyük ihtimalle. Sağ şurada. Evet, aynen. Daha fazla patates dikmeyeceğim. Çünkü bunun tohumlarıyla çoğaltmak istiyorum bütün patatesleri. Çünkü bunun tohumları gerçekten güçlüydü. Hem hızlı büyüyorlar hem şeyler daha fazla mahsul veriyorlar falan. Bizim daha çok işimize yarar. Şimdi bone meal kullanacağım biraz. Şu Essence Seed'de. Bunda bone meal kullanamıyorduk. Unuttum. Benim hatam. Hadi patates de kullanalım. Şimdi bunu kıracağım. Ve çıkan seed yine aynı seed değil mi? Evet. Başka seed'i nasıl elde edeceğiz bunda? Potato seed direkt şöyle yapınca çık veriyor değil mi? Peki bu şekilde elde ettiğim potato seed. Evet, zayıf oluyor. Yani kısacası bunu da iyileştirmenin tek yolu oradaki gibi çaprazlama yapmak. Başka bir şeyle birleştirmek bu arkadaş. Yani o zaman buraya da özelliği bir olmayan da daha güzel bir patates varsa bir tane daha patates koyalım oraya güzel bir tane. Yukarı koydum patatesleri? 1-3-3 ya da 2-1-2. 1-3-3 diye koyalım. Şöyle yapalım. Ha, tamam oldu. Güzel. Tamam, şimdi bunun büyümesini bekleyeceğiz. Başka daha yapacak pek bir işimiz yok. Şunun içinde yeterince birikti mi? Hiç sanmıyorum ama. Hayır, daha ne kadar birikti bile gözükmüyor. Bakalım başka neler var. Bunu şu anda yapamıyoruz. Bunu olmasını bekliyoruz. Enderman. Aa, bir tane daha görevi var. Not for making offerings. Runic altar. Living Rock ve Mana Diamond veya Mana Pearl. Yani Enderman öldürmemiz lazım ki bu da çok fazla mana istiyor. Veya Wispy Cotton diye bir şey de koyabiliyormuşuz ha. Wispy Cotton var mı bende? Hiç sanmıyorum ama. Tabii ki yok.
Ha, tamam. O zaman anlaşılan yapacağımız iki şey var. Şunun dolmasını beklemek ve şunun büyümesini beklemek. Başka çok bir alternatifimiz yokmuş gibi gözüküyor şu an. Bekleyeceğiz anlaşılan. Ama zaten bildiğiniz üzere bu bölümü de bitirmenin zamanı geldi. İzlediğiniz için hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bir dahaki bölüm sadece buraları eve benzetmekle, güzelleştirmekle geçecek. Çok büyük ihtimal. Çünkü bunları olmasını beklemem gerekiyor. Beklerken buraya ev yapacağız ve bilirsiniz benim evlerimi. Direkt muhtemelen küp şeklinde olacak. Veya dikdörtgen, prizma, her neyse. Evin dışını güzel yapmayacağım. Fakat en azından şimdilik evden kapılar yapacağız. İşte ne bileyim yollar yapacağız. Bahçe falan filan vesaire. Gibi. Çok güzel açıkladım. Her neyse. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Belki de mağaraya inerse.